Herkese kocaman bir merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün şu an saat çok erken. Sesimden de anlayabileceğiniz üzere hemen dedim videomu çekeyim, aradan çıksın. Egemen hafif uyku sersemiyken ben de videomu çekmek istedim. Başlayalım o zaman. Öncelikle bu organizerimden başlayacağım. Alt çekmeceden başlıyorum. Bizi NYX'in far paleti karşılıyor. Şöyle altılı. İki tane Flormer'ın teklisi var. Maybelline Bourbon de Bar far paleti var. Ama biraz rahmetli olmuş gibi gözüküyor. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle yine tekli. Sonra da Mass Factor'ın açabilirsem eğer. Böyle bir far paleti var. Tam kahve tonlarında. Yani günlük olarak direkt kurtarıcı. Nude Dude The Balm'ın şöyle bir far paleti var. Zaten bunu artık hepiniz biliyorsunuz. İkinci üst çekmecemizde de Silik. Silik ülkemizden kalktı diye biliyorum artık. Şöyle çok güzel, çok tatlı renkleri var bu far paletinin. Ben Silik'ten bu arada çok memnundum. Keşke gitmeseydi. Şöyle pastelin metalik far paleti var. Bunda zor açılıyor. Şu şekilde. Renklere bakar mısınız? Gerçekten çok güzeller. Ama ne kadar far kullanıyorsun de çok az. Yani anca böyle özel gün olacak da ben far süreceğim. O kadar yani. Az kullanıyorum. Bu da çok güzel. Simli, ışıl ışıl. Maybelline Cici Hadid serisinden. Şurada yine bildiğiniz The Balm'ın iki tane far paletleri var arkadaşlar. Üst çekmecemde sadece bronzerlarım var. Kontür ürünleri ve bronzer ürünlerim var. Mesela bu Wet n Wild'ın bronzer olarak kullanıyorum. Kontür kiti. Şöyle Flormer'ın. Bu kapaklar niye böyle sağlam değil anlamıyorum. Hem aydınlatıcılı hem böyle bronzer cinsi renginde. O ismini söyleyemediğim ama çok beğendiğim bir marka. Şöyle. Bunların rengi çok tatlı ve gerçekten çok güzel. The Balm'ınkiler var. Balm Desert var. Bahama Mama var. Bronze var. Şu son çıkanlardan. Bunları artık zaten biliyorsunuz. Bahama Mama da çok meşhur bir bronzer. En son aldığım cicilerimden, bebeklerimden. Kutusunu bile atmaya kıyamadığım. Bu H&M'in bronzer'ı var. Arkadaşlar bu kesinlikle uçmuyor. Gerçekten çok kalıcı. Rengi de bu şekilde. Eğer ki yeni bir bronzer arayışındaysanız H&M'in bu bronzerlarından da size önerebilirim. Sonrasında Nude'un var. Nude'un bronzer'ı var. Bronzer olarak kullanıyorum bunu. 02 Honey Warm diye geçiyor. Şöyle bir yine bronzer'ım var. Şu renk de çok tatlı. Dışı da çok güzel. Wet n Wild'ın var. Silik'in kontür kiti var. L'Oreal'in yine kontür kiti var. O da çok güzel. Şimdi geliyorum bu bölümüme arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz alanda sadece fondötenlerim var. Fondöten olarak kullandığım ürünler, BB kremler. Mesela Garnier'in BB kremi, The Balm'ın fondöteni, Golden Rose'un fondöteni, yine Garnier'in BB'si, meşhur Fit Me, Pur Beauty'nin BB kremi. Bundan çok memnunum. Aklınızda da bulunsun. L'Oreal'in bu Bonjour Nadista isimli fondöteni. Bu da yine az önce ismini söyleyemedim. Pişi pişi formülanın fondöteni. Burada da Yves Rocher'in çok sevdiğim, gerçekten çok severek kullandığım şöyle krem fondöteni var. Ön tarafta da likit mat rujlarıma yer vermeye çalıştım. Bunlar Les Chocolates, L'Oreal'in kırmızı olan. İşte bu hangi renkte? Şöyle bakalım. Netlerse eğer. Volupto Choco isimli. Bu da meşhur diyebiliyorum. Tersine tutuyorum. %70 yum diye bir. Bunu da çok ya ilk olarak bunu aldım. Sonra kırmızı rengini aldım. Sonra en son bu rengini aldım.
İşte Maybelline'in var, NYX'in var, Golden Rose'un var. Bu da Golden Rose'un The Balm'ın var. Lancome'un bu bana hediye olarak gelmişti. Maskara almıştım. Yine NYX'in var. Burada da sığdırabildiğim dudak bakım kremlerimi koydum. Yine sığdırabildiğim MAC'in aydınlatıcı kremi, yani strok kremi. Bu da Golden Rose'un Stick aydınlatıcısı. Renge bakar mısınız? Tam bir şampanya. Gerçekten çok güzel. Şu küçük bölmede göz kremlerim var. Neutrogena'nın, Himalaya'nın, BB Beauty'nin son çıkarmış olduğu Organic serisinden. Bu da aynı şekilde BB Beauty'nin Organic sertifikalı yüz bakım serumu. Çok az kullandım. Gerçekten çok doğal. Yani doğal olduğu o kadar belli ki, bağırıyor böyle bangır bangır ben doğalım diye. Burada da maskaralar. İşte kaş kalemleri, göz kalemleri. Bu da göz kalemi. Dudak kalemi. Aynı şekilde. Bu da yine kaş. Bu da göz. Hani kısacası böyle kalemler var. Ve onun arkasında hemen bize maskaralar karşılıyor. Mesela şöyle MAC'in çok sevdiğim. Ucu bu şekilde. Çok güzel. Yani herkes beğenmeyebilir bunu ama ben gerçekten çok beğendim o maskarayı. Bu maskarası var. Maybelline var. Lancome'un var. Resubik maskarası. Deborah'ın var. Essence'ın var. Bu serum. Ondan sonra Mass Factor'un şurada bir maskarası var. Bu. Elf'in maskarası var. Ve yine benim bayılarak kullandığım Hipnoz'un, Lancome Hipnoz maskara var. Bu da çok güzel. Simsiyah. Hiçbir şekilde dökülme yapmıyor. Çok kolay bir sürümü var. Buradan ilk şöyle küçük çekmeceyi açtığımızda arkadaşlar bize kapatıcılar karşılıyor. Mesela The Balm'ın kapatıcısı. Nude'un BB Concealer'ı. Akmış. Maybelline Revelation. H&M'in. Bu da çok güzeldi bu arada. Kapatıcısı. Ve yine Maybelline'in kapatıcısı var. Bu küçük çekmecede geldiğimizde kaş ürünleri var. Mesela işte Maybelline Tatte Brown'u var. L'Oreal'in kaş pomadı var. Pastelin var. Yine L'Oreal'in var. Bunlar bu şekilde. Bu da kızarıklıklar için yeşil sürdüğümüz göz bazı var. Yine kaş pomadı var L'Oreal'in. Bu da arkadaşlar benim yeni almış olduğum, kullandığım dudak peelingi. Bundan da çok memnunum. Gelelim bu bölüme arkadaşlar. Bu bölümün şurada görmüş olduğunuz kısımda, bunların da bu arada videosunu çektim. Buraya bir yere üst ya da sağ sola bir yere bırakırım linkini. Lip balmlarım var. Az önce de yine sığdırabildiğim yerde de gördüğünüz, orada da var. Burada da bir kısım var. Sonrasında kullanmış olduğum allıklar var. Mesela şu bölümde Hot Mama'nın şöyle çok güzel hafif turunculu ışıltılı, biliyorsunuz zaten artık bayağı bir meşhur bir allık. Pastelim var. Şöyle simli. Sonrasında Sephora'nın bu likit allığı var. Benefit'in Kaliforniya'sı var. Mini olan. Bu da yine turuncu. Şöyle ışıltılı. Güzel bir allık. MAC'in allığı var. Bu rengi çok seviyorum gerçekten. Neredeyse her makyajımı kullanmak istiyorum. Özellikle de kapağı da kırıldı. Şöyle. MAC sana hiç yakıştıramadım. Yani insan o kadar para veriyoruz. Ambalajını doğru düzgün yapar yani. Cidden şaşırmıştım ambalajı kırıldığında. Yapacak bir şey yok. Şu bölümde şöyle. Wet n Wild'ın aydınlatıcılar var. Wet n Wild'ın aydınlatıcısı bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir rengi var. Yine L'Oreal'in budacağım. Damlacıklı bu. Şöyle.
Bir aydınlatıcısı var. Maybelline Cici Hadid serisinden. Bu da likit olarak geçiyor. Aydınlatıcı var. Bunlar da toz bildiğiniz işte. Silik. Revelation. Notun. Şöyle. Sonrasında zaten hepimizin yine bildiği The Balm'ın Merlumineyzer'ı var. Merlumineyzer'ı var. Golden Rose var. Bu şekilde. Bir de pastelin var. Burada da ön tarafı yine koyabildiğim likitlerimi koydum. Damla Bilic'in pastelin. Bu renk bir karışmış. Bu da pastelin. Merve Boulour'un ve bu da Peshmerga'nın, Formula'nın likit matrucu. Şöyle minik çekmecemize geldiğimizde de bizi eyelinerler karşılıyor. L'Oreal'in bu çok sevdiğim jel eyeliner arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Çok severek kullanıyorum. Yine L'Oreal'in eyeliner'ı. Maybelline, Yves Rocher, Elf ve NYX'in eyeliner'ları var. Eyelinerlerim bu kadar. Şimdilik. Arkada da çok fazla pudra kullanmadığım için 3 tanecik pudram var. Rimmel London, Golden Rose ve Flormer'ın pudraları var. Şurada da Pontiff Pontiff. Neydi ismi? Fırçalarım var. Allah'ım nasıl unutkan oldum ben böyle ya. Pontiff Pontiff fırçalar. Pontiff Pontiff fırçalar arkadaşlar. Tabii bunların iyice yıkama zamanı gelmiş. Ben maalesef yıkamamışım. Bunu da şöyle bir şeye koydum. Banyomun sabunluğunun şeyine artık ismini siz getirin. Burada şöyle iki tane Zara parfümcüğüm var. Minik boylarından. Bu kutuya da arkadaşlar geri kalan, sığmayan, elimin altında durmasını istediğim şeyler var. İşte deodorant, güneş kremim, Simple'ın nemlendiricisi, L'Oreal'in yüz kremi, göz kremi daha doğrusu. Yanlış oldu. NYX'ün bu 30 milimlik kuru yağsı. Böyle mini boyu. Bunlar bu şekilde şu kutunun içinde duruyorlar. Geldiğimizde de bizi ojelerimiz karşılıyor. Burada yine kullanmış olduğum, çok fazla ojeli de aram yok arkadaşlar. Böyle farklı farklı renklerden seçmeye çalıştığım. Şöyle 3 tane gri görmüş olsanız da görmeyin lütfen. Kışın gri de iyi oluyor. Ojelerde bu şekilde. Bu da oje silici. Ben Rin'in oje çıkarıcısı. Son olarak da burada böyle bizi çok güzel bir alan karşılıyor. Yani tam adamlar yapmış. Komodinlerimin içi bu şekilde arkadaşlar. Diğeri de aynı böyle. Ama diğerinde başka bir şey yok. Sadece kalanları buraya koydum, rujlarımı. Burada likit değil de hani normal rujlarımı koydum. İşte Maybelline, Flormer, L'Oreal, Golden Rose, Wet n Wild. Böyle çok kötü oldular. Pastel, Mass Factor, The Balm, Golden Rose. Burada da işte Kiko'nun var. Şu parlatıcı. L'Oreal'in var. Bu da parlatıcı. L'Oreal'in. Wet n Wild'ın. Bu da Golden Rose'un çok güzel. O şahane rujlarından. Tabi ucu açılmamış. Rengi çok güzel bu arada. Gerçekten çok hoş duruyor ve kokusu da çok güzel. Yine yazık benim yıkanmayı bekleyen böyle iki tane de Beauty Blender'ım var. Arkadaşlar bu arada ben bunları önceden birini Gratis'ten, birini Sephora'dan almıştım. Hatırlamıyorum. Birini 50'ye aldım indirimde. Diğerini de 60'a almıştım. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Ya benim yani çok mu eskide kaldım? 60 lira olarak hatırlıyorum ben Beauty Blender'ları ama en son Sephora'ya gittiğinde 149 lira olmuş. Yani şu sünger 149 lira olmuş ya. Bunları artık var hışırı çıkana kadar kullanırım yani ben. İyice böyle elimde hiç kalmayacak dereceye gelene kadar kullanırım ve çok güzeller. Evet, çok muhteşem süngerler. Her şeye kullanabilirsiniz. Ama yapmayın etmeyin. 149 lira nedir abi ya? Burada da sivilce kremi. Yves Rocher'in böyle vermiş olduğu minik bir krem. Burada yine yıkanmayı bekleyen bir kalem tıraşı. Bu da Faye'nin işte
Kaş makası, cımbızı ve törpüsü. Şöyle kapatalım. Artık bitti. Arkadaşlar şu bölümde de şöyle bir ganimet var. Aşağı katımda da var. Arkalarda gizlenenler de var. Şöyle yine banyoda kullanmış olduğum ürünler de var. Bunları da belki başka bir videoda çekerim diye düşündüm. Benim makyaj masam, makyaj düzenim bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.